Emeklilik TV'den hepinize merhaba sevgili seyirciler. Ben yine her zaman olduğu gibi burada bu kanalda emeklilerin, bağ kurulların, SGK'ların sorunlarıyla ilgili Sizinle videolar paylaşmaya devam ediyorum. Lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. E, çünkü buradan bu kanaldan ETV'den, Emeklilik TV'den e, yeni bilgileri, gü güncel ne varsa olayları her şeyi emeklilikle ilgili burada bulmaya devam edeceksiniz. Bazen burada bilgiler paylaşıyoruz, röportajlar paylaşıyoruz. Bazen de dertleşiyoruz. Sorunlarımızı burada e, birlikte paylaşmaya, çözmeye çalışıyoruz. Eee... Bir de bugün biliyorsunuz e, ocak zamları açıklandı. Emeklilerin, çalışanların ocak zamları açıklandı. Hükümet emeklileri enflasyonu ezdirmediğini söyleyerek oranları açıkladı. Memur zamları 5.49, e, SGK'lılar da 6.49 oranında zam aldılar bugün. E, Biliyorsunuz biz bir iki hafta önce aslında en çok gündemde olan konu bu Ocak zamlarıydı sizinle ilgili, emeklilerle ilgili, zamlarla ilgili bütün televizyonlarda her dakika işte haberler yayınlanıyordu. Çalışma Bakanımız işte açıklamalar yaptı, Türk İş masadan kalktı ve biz sürekli bunu takip ederek heyecanla Ocak ayında yapılacak zamları bekledik. Yine Büyük bir hayal kırıklığı yaşadık tabii ki bu zamlarla ilgili. Şimdi gündem değişti ama her zaman aynı şey olur biliyor musunuz? Her zaman e, hükümete yönelik eğer negatif, olumsuz bir durum varsa o gündem hemen hop tersine çevrilir. Yeni gündemler yaratılır ve o olumsuz gündem, gündem unutturulmaya çalışılır. İşte şu anda unutturulmaya çalışıyorsunuz. Şu anda gündemden düşürülmeye çalışıyorsunuz sevgili emekliler. Neden? Çünkü çok 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 az... E, açlık sınırının altında bir zam aldınız ve bu açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildiniz. Dediğim gibi gündem tamamen şu anda değişti. Bir Kanal İstanbul projesi gündeme geldi. Libya tezkeresi gündeme geldi. Libya tezkeresi meclisten çıktı. Meclisin tatili uzatıldı. E, bir hafta daha tatil yapacak meclis. Dolayısıyla emekliler yine konuşulmamaya devam edecek. Ne yazık ki çünkü neden dediğim gibi bu zamlarla işte konuşulmasanız hükümet açısından daha iyi olacak diye bugünden değişmeye devam edecek. Ama biz ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı oturmayacağız. Her platformda, her ortamda sesinizi, sesimizi duyurmaya çalışacağız. Şimdi diyorlar ki emeklilere işte zam ancak bu kadar yapılabilir. İşte hükümetin bütçe sıkıntısı var. Emekliler yük olacak hükümete daha fazla zam olursa. EYT'liler var biliyorsunuz. EYT'liler onlar da büyük bir çaba içerisinde kendileriyle ilgili yasanın çıkmasını bekliyorlar ama hükümet bu konuda net bir şekilde bu yasayı çıkarmayacağını söyledi. Çünkü hükümete yük olacağını söyledi bu yasa çıkarsa. Bu arada sınırımızda 250 bin Suriyeli kapıya dayanmış, ülkemize girmeyi bekliyor. Ne dediler bu 250 250 bin Suriyeli ile ilgili? Elbette ki kapımızı açacağız. Elbette ki bu Suriyelilere bakacağız dediler. E, bu arada şeyi de hatırlatmak isterim. E, prim borcunuz varsa 2020'de sağlık hizmeti alamayacaksınız ne yazık ki. Bu da sıcak haberlerden bir tanesi. Neden? E, çünkü hükümete yük oluyorsunuz bütçe olarak. Ama ne oluyor? 250 bin Suriyeli geliyor her türlü sağlık hizmetini bedava olarak alıyor, ilaçlarını ücretsiz olarak alıyor. Onlara var bize ne yazık ki yok. Kendi vatandaşını enflasyona ezdirmediğini iddia eden hükümetimizin kendi emeklisine yıllarca kendi ülkesine emek vermiş çalışmış, çabalamış emekliliğinde de şöyle oh bir rahat edeyim torunumla, çoluğumla, çocuğumla güzel sofralar kurayım güzel masalar kurayım ve keyifli bir hayat süreyim diyen emeklisine ne yazık ki bütçeyi ayıramayan hükümet işte artı 250 bin tabii milyonlarca Suriyeli şu ana kadar zaten bakıyoruz bütün her şeylerini karşılıyoruz Allah razı olsun hükümetimizden tabii ki ama lütfen artık emeklisini de e, gündeme alsın, emeklisini de kucaklasın bu hükümet. Suriyeli'ye verdiği aynı hakları emeklisine verse yeter zaten. Ondan sonra sıkıntı çekmezsiniz. Ondan sonra açlık sınırının altında yaşamış yaşamak zorunda kalmazsınız. Ama ne yazık ki EYT'liye, emekliye, SGK'lıya, çalışana hükümetimizin bütçesi yok. Kanal İstanbul'a bütçe var. Suriyelilere bütçe var. Hatta bu 250 bin Suriyelinin ardından yine bir ayrı bir göç dalgası daha gelecektir. Ee, oraya da bütçe var. Ama ne yazık ki şu anda size bütçe yok. Ne oldu? Memur emeklileri 5.49 zam aldı. SSK çalışanları 6.49 zam aldı. Bu durumda ne oldu? Maaşlar SSK 2000 öncesi emekli olanlar 1982 liradan 2111 liraya çıktı maaşı 2111 liraya yani 129 lira zam aldı 2000 öncesi emekli olanlar. E, 2000 sonrası emekli olan allarsa 1181 liradan 1258 liraya çıktı. Yani 77 lira zam aldınız. Hayırlı uğurlu olsun. E, bozdurun bozdurun harcayın. E, bağ kurulu esnafımız yine 1774 liradan 1889 liraya çıktı. Yani 115 lira zam almış oldu. Bu 115 lirayı artık e, nerelere harcarsınız? Güzel tasarlayın, güzel planlayın. 115 lirayı siz de bozdurup bozdurup harcarsınız. Bağkurlu çiftçimiz, e, emekçimiz ne kadar zam aldı biliyor musunuz? 1249 liradan 1330 liraya çıktı. 81 lira e, zam almış oldu. Memurlarda 2521 liradan 2660 liraya çıktı. 139 lira zam almış oldular şimdi yine emekliler birazcık böyle bir seslerini yükseltmeye kalktıklarında yine gündem değişecektir yine başka başka gündemlere sürüklenecektir Türkiye ama biz sesimizi duyurmaya devam edeceğiz biz sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz. Lütfen dediğim gibi videoyu izledikten sonra bu zamlarla ilgili fikirlerinizi çok merak ediyorum. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen bize yorumlarınızı videodan sonra mutlaka yazın, iletin. Burada hep birlikte tartışalım, konuşalım. Neler yapabiliriz bundan sonraki süreçte? Ben zaten hani çok merak ediyorum sendikalar nasıl hareket edecekler bundan sonra? Masadan kalktılar ondan sonra ama sustular. Bu zamlar açıklandı. Ondan sonra kimsenin sesi çıkmadı. Ne yapacak bu emekliler? Nasıl bir yol izleyecekler? Nasıl hareket edecekler? Bir şekilde yönlendirilmesi gerekiyor bu anlamda. Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Neler yapılacak? Emekliler için, SGK'lılar için, çalışanlar için, çiftçi için, bağ kurullar için neler yapılacak? Hep birlikte Göreceğiz. E, çalışma Bakanımız seneye daha iyi olur inşallah demişti. Daha iyi olacağını düşünüyoruz demişti. Seneye ama nasıl seneye? O bir sene emekli için, çalışan için bu paralarla nasıl geçecek? Nasıl geçinecek bu insanlar? Ne yiyip ne içecekler? E, dediğim gibi bir prim borcunuz varsa zaten sağlık hizmeti de alamıyorsunuz. Ha bu arada e, hepiniz zinde malumu, hepiniz zaten biliyorsunuz bunu da e, sağlık bedava deniliyor. Ülkemizde sağlık bedava. Özellikle emeklilere sağlık hizmetinin bedava olduğu söyleniyor. Hükümet tarafından böyle açıklanıyor. Ama aybaşı geldiğinde hepinizin maaşlarından ilaç paralarının, doktor paralarının, muayene paralarının kesildiğini de biliyoruz. Bir şekilde sesimizi duyuracağız. Bir şekilde derdinizi anlatacaksınız. Derdinizi anlatmanın yolunu, yordamını hep birlikte bulacağız. Bu zamlar için başka ne söylenebilir? Ancak size geçmiş olsun diyebilirim buradan. Ne yazık ki yine umduğumuzu bulamadık. Emekliler yine açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildiler. Geçmiş olsun diyecek bir şey yok. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Buradan bize yorumlarınızı gönderin. Hep birlikte Sorunlarınıza çözüm aramaya devam edelim ee, sevgili izleyiciler. Gerçekten de bugün hepimizin e, şok e, etti aslında bu zamlar şok etti. Niye şok etti? E, ne olursa olsun her ne olursa olsun işte Türk işinde o böyle masadan kalkması, işte hükümete res çekmesi e, kabul etmiyoruz. Biz bu zam oranlarını demesi belki biraz umutlandırmıştı bizi hepimizi. Ama ne yazık ki. İşte bu zam oranlarıyla yine karşı karşıya gelince hepimiz çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Ee, dediğim gibi SSK'lılar 2000 öncesi emekli olanlar 1982 liradan 2111 liraya çıktı. Ee, 129 lira zam aldılar. 2000 sonrası 1181 liradan 1258 liraya çıktı. Maaşlar 1258 lira 77 lira zam almış oldu. Aylık 1 kilo et alabilirsiniz 77 lirayla. Ee, bağkur esnafı 1889 lira oldu. 115 lira zam aldı. Çiftçimiz <laughs> 81 lira zam aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, en düşük memur maaşı 3590 lira. En düşük bağkur maaşı 1784 lira olmuş oldu. Ee, birinci derece, dördüncü kademe e, memurlar, çalışanlar 3016'dan 3181 liraya çıktı maaşları. Öğretmenler yine birinci derece dördüncü kademede ki öğretmenler 3101 liradan 3272 liraya çıktı. Polis memurları yine 8. derece 1. kademede 3.250 liradan 3.384 liraya çıkmış oldu. Zamlar böyle. İmam ve hatipler 3100 101'den 3272 liraya çıkmış oldu. E, zamla beraber e, maaşları. Avukatların ise 3101 liradan 3272 liraya çıkmış oldu. Evet zamlar aşağı yukarı ortalama e, bu şekilde. Şimdi bundan sonra temmuz zamlarını bekleyeceğiz. Ama temmuz zamlarına kadar da hükümete sesimizi duyurmaya çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. En azından belki Temmuz için bir kazancımız, bir artımız olabilir. Temmuz'a kadar da yine açlık sınırının altında yaşamaya devam edeceğiz. Hayatta kalmaya çalışacağız. Allah kolaylık versin bütün emeklilere, çalışanlara, SGK'lara. Umarım bir gün emeğinizin karşılığını alırsınız, alacaksınız. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlarınızı bize iletmeyi de unutmayın. Bekliyorum buradan konuşarak tartışarak sesimizi duyurmaya çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın.